Barınma desteği ile ilgili 10 soru 10 cevap ver değerli izleyiciler. Hemen bir bakalım. Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapıyor mu? AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak. İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim? Kimlik kayıtlarının uyuşmaması halinde ikamet teyit edildikten sonra ödemeler yapılıyor. Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekir mi? Hesap açmalarına gerek kalmaksızın TC kimlik numarasıyla Ziraat Bankası'ndan alabilirsiniz. Kiracıyım, kira kontratım yok. Barınma desteği alabilecek miyim? Ev sahibi olmadığı tespit edenlerin kiracı olarak kabul edilecek ve barınma desteğinden faydalanabilecektir. Peki henüz hesabıma para yatmadı, ne yapabilirim? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Devam edelim. 6. maddeye de bir bakalım. Taşınmaya yardım verilecek mi? Konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen AFS'de ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılıyor. Kira yardımı verilecek mi? AFS'de ailelere 12 ay boyunca ev sahibi olanlara aylık 5 bin, kiracı olanlara 3 bin lira kira yardımı verilecek. Konutu ağır hasarlı olup konteyner talebinde bulunanlara barınma desteği yapılıyor mu? 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak, barınma desteğinde bulunulmayacak. Ebeveyne ait konutta ikamet eden evli AFS'ler için barınma desteği ödemesi yapılacak mı? 60 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak. Ebeveyne ait konutta oturan bekar AFS'ler için de barınma desteği olacak. Ve son madde, apartman görevlileri için barınma desteği ödemesi yapılmak mıdır, yapılıyor mu? Konut yıkık, acil yıktırılacak, ağır ve orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma yardımı yapılıyor değerli izleyiciler. Bunu da söyleyelim.